Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Batılı devletlerin, NATO ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Gazze'de geliştirdiği çifte standart, Rusya lideri Vladimir Putin'in rahatlamasına neden oldu. Şimdi o da aynı şeyi yapıyor. Bu ne demek? Şu demek. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana, yani Şubat 2022'den bu yana Rusya'yı işgalci, kan dökücü, saldırgan, insan haklarını yer ile yeksan eden ve sivilleri katleden bir terör devleti olarak adlandıran bir Batı ile karşı karşıyayız. Doğru mu? Doğru. Bütün bunlar söylendi mi? Söylendi. Hala söyleniyor mu? Söyleniyor. Hala söyleniyor. Yani Batı'ya göre ve NATO ülkelerine göre Rusya, Ukrayna'nın şehirlerini yerle yeksan eden, insanlarını öldüren, binlerce insanın ölümüne yol açan ve özellikle de sivil yaşam alanlarını hedef alan bir terörist devlet. Bu buraya kadar tamam. Aynı Batı 3 ayda 22 bin masum sivili öldüren, ki bu Ukrayna Savaşı'nda ölen sivillerin 4 katı bir rakam. 4, 3 değil, 4. 22 bin sivili öldüren, çoğunluğu kadın ve çocuk öldüren, esasında ölenlerle birlikte kayıpları da kattığınızda 9.000 kayıp var arkadaşlar. O hani yıkıldı ya o binalar. O binaları kimse kaldıramadı. Yani Gazze'nin kuzeyinde, ortasında, şurada burada bomba düşüyor, bina yıkılıyor değil mi? Kurtarabildiğini kurtarıyor insanlar. O binaların altında 9.000 Filistinli kayıp var. Bugün net söylüyorum. Filistin'de ölü sayısı şu anda Gazze'de 30.000. Dünya ayakta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylamalar yapılıyor. Amerika aleyhte. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil ateşkes için çağrı yapılacak. Amerika veto ediyor. Onun üzerine Rusya lideri Putin dedi ki tamam güzel, o demek ki oyun böyle oynanıyormuş. Amerika bunu böyle gördüğüne göre oyunu ben de böyle oynayayım. O yüzden adam yılbaşında Noel'in bitimiyle beraber, yani 25 Aralık bitimiyle beraber yeni yıla doğru elindeki ne kadar füze varsa Ukrayna'ya yığmaya başladı. Buyurun. Şimdi diyemezsin ki ey Joe Biden, diyemezsin ki Putin'e sen sivilleri öldürüyorsun. O da diyecek ki yani senin Putin'in suratına bakacak halin kalmadı hiç. Sen İsrail'in 30.000 insanı kadınıyla çocuğuyla öldürmesine izin verdiğin hiç. Şimdi çıkıp Ukrayna'da yağmur gibi yağan Harkov, Kiev, Kherson, Lviv, Odessa, ha yağmur gibi yağan füzelere tek kelime edemiyorsun. Tatilde misin ya? John Kirby bari çıksın bir şey söylesin. O da yok. Niye? Çünkü cevabı biliyor. Sergey Lavrov çıkacak, diyecek ki yapma ya. Ben mi öldürüyorum insanları? Sen şuraya bir baktın mı diyecek. İşte 21. yüzyılda kuyruğu dik tutmak yeterli değil arkadaşlar. Kuyruğu dik tutarken de kendi içinde tutarlı durmak önemli. Amerika Birleşik Devletleri esasında Ukrayna Savaşı'nda yürütebileceği, Rusya'ya karşı yürütebileceği bütün politikaları İsrail için feda etti. Bu bir şey, bu iş artık şeyi aştı.
yardım gidiyor mu, geliyor mu, füze verecek mi, bu şu olacak mı, bu olacak mı? Bunu açtı. Çok açık ve net söylüyor. Bu iş direkt olarak Putin'in, madem orada ilk katliam oluyor, siz bakın bir de ben bir yapayım da görün. 24 saatte tam 158 drone ve füze ateşledi ya. Düşmediği yer yok kardeşim. Enerji santralleri, doğalgaz depoları, yani askeri yerleri de vurmuyor. Sürekli insan ölüyor. Çıktı dedi ki, Ukrayna savaşını en kısa zamanda ve sadece kendi şartlarımız çerçevesinde bitirmekte kararlıyım. Belgorod bölgesine dönük Ukrayna saldırısını, Ukrayna hedeflerine saldırıları artırarak cevap vereceğim dedi. Belgorod'da 12 tane Rus vatandaşı öldü ya, füzeler düştü. Sivillere dönük hiçbir saldırı cezasız kalmayacak, bunu ben yapacağım dedi. Rusya olarak yapacağım. Nedir bu? Bu şu demektir. Ben şimdi orada birkaç tane sivili katledeyim de siz bir kendinize gelin demek. Peki bu insanların kabahatini, Filistinli çocuğun kabahatini, Ukraynalı çocuğun kabahatini. Filler tepişiyor ama ilkesizlik içindeki bir küresel sistemde insanlar ölüyor. Yani şu anda Ukrayna'nın hemen hemen bütün kentleri, Kiev başta, Kiev'e çok sayıda füze düştü. Çünkü Kinjal füzeleri ateşliyor artık. Yani hipersonik füzeler. Yani MiG-31'lerden Kiev'e dönük 9 tane hipersonik, ses hızının 10 katı hızda uçan füzeleri ateşlediler. Kinjal füzelerini. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve sonuç itibariyle o patriotlar falan onları yakalayamıyor. Adam vurdu mu geçip gidiyor işte. Böyle bir durum. Harkov 6 füze düşmüş. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Vasiline benziyor. Birleşmiş Milletler'de Ukrayna hava savunma sistemlerini sivil yerleşim alanlarına yerleştiriyor. Bu uluslararası hukuk açısından suçtur. Bu sivil kayıplarını arttırıyor diye bir demeç vermiş. Bakın, kadim devletler minarenin kılıfını erken hazırlar. Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi bu açıklamayı yaparken zaten roketler havadaydı. Yani Putin'e diyor Biden'e diyor ki, sen diyor oradaki katliama izin verdin, bana karışamazsın. Bitti diyor senin hikaye. Bitti. Ve Dmytro Kuleba, bu arada Zelenski, The Economist'te yaptığı açıklamada Rusya'nın Avdiivka, Bahmut ve Liman, Kupyansk hatlarında olağanüstü büyük kayıplar vermesine rağmen çok sayıda askerle hala yüklendiğini ifade etti. Hatta şöyle de bir cümlesi var, o kadar çok ölüyorlar ki ölenlerin cesetlerini toplamıyorlar dedi. Bu doğru olabilir. Yani Ruslar bu kadar... Savaşta bu kadar acımasız, kendi adamlarına da karşı tarafa da bu kadar acımasız bir millet ama sonuç itibariyle Ukrayna gidiyor. Bu durumda Ukrayna gidiyor ve Putin, Ukrayna bizim düşmanımız değildir. Düşmanlarımız onları bize karşı kullananlardır. Gerçek düşmanlar batılı elitlerdir. Onlar Rusya'yı yıkmak istiyorlar ve Ukrayna'yı kullanıyorlar diyerek yavaş yavaş kazandıkça tabii güvenini, cepheyi genişleteceğinin de mesajını verdi. Bunu da Avrupalılar düşünsün. Hoşça kalın.